Böyle teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, bir tweet TV daha başladı. Günlerden pazartesi. Pazartesi değil abi. Pardon, pazar. 14-10-2012 canım bebeğim benim. Ben hep geliyorsun zaten, seni tanıyorum. Sürekli zaten geliyorum. Şey söyleyeceğim, Aynur San misafirimiz bugün. Arkada ekranda gördüğünüz üzere Aynur San, Okan Baygül'ün programa katılmış daha önce. Kendisi uluslararası. Hayır, daha önce derken böyle aşağılar yok. Estağfurullah. Aynur San, Polonya'da, Çekoslovakya'da ve Rusya'da, İsviçre'de, Almanya'da. Evet. Dünyanın değişik ülkelerinde biraz tanınıyor. Öyle değil mi? Aynur, bir şey söyleyeceğim. Eskiden küçükken Tuğçe San diye biri vardı. Tuğçe San geliyor. Bir akrabalık var mı? Hayır, yok. Şey diyeceğim. 14 Ekim. Bir de soruyorlar Ahmet Sanlı mı diye. Yani akrabalık. Onu bir soracaktık da sen söyledin, soramayacağız artık. Ben de onu söylüyorum hani. Evet. 14 Ekim 2012 güzel bir pazar günü diliyoruz. Hemen Best Top 10'leri okuyacağım Tweet TV'de. Sen oku istersen Yalçın. Evet. En yukarıdan başla, aşağıya kadar in. Gözler görmüyor aslında, gördüğünüz üzere. Evet, en yukarıdan. Not in Nitze. Nitze'nin yeğeni. Profil resmi güzel olan kızların takipçisinde çok oluyormuş. Öyle, hayır, bir baştan. Evet, Nietzsche'nin yeğeni Evrim Güvenç, boş adam, komşunun meşhur oğlu. Şerbetçi ya, ters sözlük Serhat Demir, Hakan Altay, sır adam ve lafı tavaf. Gerçekten 10 tane Twitter fenomenimiz. Sizin tweetleri var bugün. Twitter kullanıyor musun? Aynen. Twitter hesabını verebilir misin buradan? Kaç, ne kadar tane? Hesabını ilgilenmiyorum açıkçası. Nasıl, menajeri mi ilgilenmiyor? Ya, basın danışmanı. Senin PR ne kadar konuya bağlı. En azından yani Pace'e falan girdiklerinde orada yazıyor. Vallahi. Hı-hı. Şimdi ben böyle bir döndüm baktım, orada Selvi boylum al yazdım. Burada böyle ufak tefek bir kız. Yoo, çok şirinsin, tatlısın. Doğal malum. Biraz değilim yani, o yüzden. Bugün pazar, birazcık rahat olalım. Aynen öyle. Evet, evet dedi. Bir şey söyleyecektim. İki şey söyle. Peki söylüyorum. Şimdi aslında sanatçıları genelde şöyle diyorlar. Aa, işte uzun boylu, saçı falandı veya işte makyaj. Yani bütün insanlar, sanatçıları hep böyle sahnedeymiş. Aynen, gibi. Aynen, lafını keseceğim. Aynen, ilk albümün değil mi? İlk albümün kaç tane klip çektin? Bir tane, ama ikinciyi de Benetiler Kızı'na çekeceğiz. Hayır, vicdanen soruyorum sana. 40-50 yılını tiyatroya vermiş, sinemaya vermiş, müziğe vermiş. İnsanlar yeni yeni işte biz olduk artık. Hatta demiyorlar bile. Sanatçı olmak... Olmadık canım, biz daha yeni yeni öğreniyoruz. Değil mi? Yani yolun başındayız, ne münasebet. Böyle bir şey aynen. Yok. Aynen, yolun başındasın. Kesinlikle. Ne demek istiyordun? Ne demek istiyordum? Yani sanatçıları hep böyle sahnedeymiş gibi görmek istiyorlar. Yani bizlerin doğal hali olabilir, makyajsız halimiz olabilir. Hep sahnede gibi gezemeyiz ki biz. Evet. Yani biz normal insanlarız tabii ki yani. Evet. Şey söyleyeceğim ama senin ben... Etiler Kızı diye. Ben Etiler Kızıyım. Ben Etiler Kızıyım diye şeyi andırıyor. Nazan Öncel'in ben sokak kızıyım falan. Yandan. Ya. Evet, hemen ikinci... Ne güzel yani. Yok, ilk tweetimi okumadım galiba. Nietzsche'nin yeğeni, profil resmi güzel olan kızların takipçisi de çok oluyormuş. Bir Twitter atasözü. Hemen ikinciye geçiyorum. Evrim Güvenç, bazen diyorum kapatayım şu hesabı. Küçük bir sahil kasabasında balıkçı diye hesap açayım. Öyle, hiç öyle hayalleriniz oldu mu böyle? Çekip gideyim, bu İstanbul'da yaşıyoruz. Dev bir metropol. Hatta ülke diyebiliriz İstanbul'da. Ya ben İstanbul'da Türkiye'yi çok seviyorum gerçekten. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ancak hep böyle iş amaçlı olduğu zaman, hani yurt dışına gidiyorum, evet. Ama onun dışında... Mesela iş amaçlı İsviçre'ye gidiyorsun, Almanya'ya gidiyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun. Orada da güzel şehirler var işte. Amsterdam var, Hamburg var, Köln var. Doğabilir miyim? Bazı var. İstanbul'la kıyaslarsan nasıl? Türkiye kesinlikle güzel. Hiç kıyas bile kabul edemem. İnanın bana, gidiyorum ama ben Türkiye yani çok özlüyorum. Yani gerçekten. Gittiğin anda özlüyorum, atıyorum, Düsseldorf Havalimanı'ndasın. Ya
diyorsun. Gerçekten ah keşke. Evet, değil mi? Gerçekten var. Hemen üçüncü tweetimiz boş adam ama dolu tweetler atıyor. Allah herkese dizi ve filmlerdeki gibi saçma sapan yerlerde ihtiyaç duyduğu an elini kaldırır kaldırmaz taksi denk getiren insan şansı versin. Amin. Cümür bu Amerikan filmlerinde de olur böyle tak kovalamaca sahnesinde aksiyon filminde. Hemen tak arabayı çalışır. Hey araba, al sana 50 papel. Yok anahtar da hep üzerindedir. Taksiyle ilgili sıkıntın oluyor mu böyle trafikte? Genelde kendim araba kullandığım için. Ölmek araba derler. Range Rover mı araba? Değil. Murat mı? Juk. Nissan Juk. Oo. Zenginiz o zaman. Merhaba. Hemen sonraki tweetimiz komşunun meşhur oğlu. Olsun o kadar. Herhalde yani. Hava bugünlerde değişik demiş. Sabah üşüyorum, öğlen pişiyorum, akşam hasta oluyorum. Hava gerçekten ilginç. Şu an, sonbaharın. Aynen şu an bunu yaşıyorum ben. Evden çıkarken soğuk olduğunu düşündüm. Ama sen biz ne dersek geç olma. Nasıl sen yani? Biz ne dersek ona yakın bir şey söyle. Yo özgür. Ama biraz, gerçekten biraz özgür İra hiçbir konu ayamazsınız. Cevabınızı veririm. No, hiç benim için no problem. Şey diyeceğim biraz hırpalayalım ya. Hayır hırpalama Aynur'u kasma. Ne istiyorsa söylesin. Yani. Şerbetçi ya bir sonraki tweetimiz. Estağfurullah. Ama birbirimizin sözünü kesersek kimse bir şey anlıyor mu? O hayır. Şerbetçiye at puzzle elinden demiş bin parçaya bölünsün. Öyle bir şarkı vardı biliyor musun? At kadehi. Bir kuple böyle. At kadehi elinden bin parçaya bölünsün. Dökülsün beyler yere hatıralar gömülsün. Eğitim aldık. Tabii ki. Şan. Erdem Siyavuşgül'den şan eğitimi aldım. Ajda Pekkan alıyor, Gülben Ergen aldı, Seren Seren geldi. Bir sürü sanatçı arkadaşlarımızla zaten iç içeydik. Ajda Pekkan hala bile alıyor şan eğitimi. Mesela bir televizyon programına katıldın. İşte benzemez kimse sana'yı söyleyeceksin. Dediler hangi makam bu? Biliyor musun direkt? Yani tabii ki biliyoruz. Ya da dalgalandım da duruldum. Hangi makam? Şür dilici asker. Evet doğru. Benzemez kimse sana. Bayati makamı. Ah sıkıntı helal yok. Olsun. Helal olsun. Bir sonraki tweetimiz ters sözlük. Ana yemek eşittir karnı çok acıkan bir çocuğun sert bir şekilde annesinden yemek isteme durumu. Beğendin mi tweet'i? Sonraki tweetimiz Serhat Demir'e ait. Siyasi görüşü bunlar hep Amerikan oyunu. Arkasında da İsrail var olan arkadaşlarım var demiş. Bunlar Starbucks'ta yaşıyor. Çok güzel yalnız bu ya. Değil mi? Çok ilginç. Bazen böyle değişik negatif kötü haberler alıyoruz. Evet. İşte Twitter'da ya da Facebook'ta Starbucks'ta oturarak böyle yorum yapan. Evet. Biz de yapıyoruz zamanla. Evet. İşte bize dokunmayın. Bu ülke klavyeyle kurtarılmıyor. Bu da bir gerçek. Hemen Hakan Altay'ın tweet'i. Usain Bolt koşmayı, Lionel Messi gol atmayı, Tarkan şarkı söylemeyi unutur ama kadınlar onlara anlattığımız geçmişinizi asla unutmazlar. Doğru. Erkek arkadaşımız var mı? Nasıl gidiyor? Yok, arkadaşım yok. Vallahi. Neye baktın? Gerçekten yok. Varsa var, yoksa yok. Tamam. Şu yayından sonra bir görüşelim mi seninle? Sır adam. Hatalar acımasızdır ve bazen en küçük olanı bile büyük bir darbe vurur geleceğe. Hata yaptın mı? Geçmişinden hiç pişman mısın? Keşkelerin oldu mu? Oldu. Nedir en büyük? Uzun özel söylemedi. Kısa sana söyleyelim. Onu geçecek mi de söylemeyeyim daha doğrusu. Söyle. Onu geçecek diyecektim. Onun geçeceğini de söylemeyeyim ama boşver. Son tweetimiz lafı tavaf. Bazı kadınlar çoğu adamdan daha adam. Vaaav. Kesinlikle nasıl işte ben. Vaaav. Ben. Programımızı takip ediyorsun değil mi? Ediyorum. Ben Yalçın'ın yaptığı espri yapacağım. Biz Aynur'la çok uzun zamandan beri tanışıyoruz. Henüz 10 dakika oldu. Ama yok. Ama frekanslarımız tuttu. Ama bir dakika ben. Yok evlilik programlarında olur ya böyle 65 yaşında kadın. Elektrik alamadım ya sen nefes aldığına dua et şimdi falan filan. Şimdi ben yo, bakıyorum ben gerçekten. Yok. Koca bir yalan diyeceğim. Yok. Frekans tuttu mu? Tuttu. Kimya uyuştu. Ben ne olacak abi? Ben ne yapacağım şimdi? Evet hemen bir bilgi. Sen yıllardır geliyorsun.
istiyorum. Evet, hemen bir bilgi vermek istiyorum. Bu arada Marilyn Monroe'nun donu mor. Evet. Sen niye bakıyorsun? Eyvah anneciğim, Türkler geliyor diye 18-21 Ekim'de Roma ikincisi düzenlenen Türk Film Günleri haftası başlayacak. Şeyin başkanı Ferzan Özpetek, Nuri Bilge Ceylan'ın 2008'de 3 Maymun'la Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü aldığı filmle açılacak Roma Film Günleri haftası. Aynı zamanda sevgili Fatih Akın'ın Karadeniz'de çektiği Cennetteki Çöplük adlı belgesel de orada izleyiciyle karşı karşıya gelecek. Hemen ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Gül dünyanın en etkili 8. ismi. Twitter'da. Evet. Bizim yaptığımız iş, belki de hafif alıyorsunuz. Bizim yaptığımız iş çok önemli bir iş. Evet. Twitter böyle şeyler yapıyor. Dünyanın en etkili 8-10 ismini açıklamış. Barack Obama, Bill Gates. Politik düzlemde diyebiliriz. Evet. Barack Obama 1., Bill Gates 2., Tibet dehası diyorlar ona. Lama 3., Hugo Chavez Venezuela'dan 4. O listede Abdullah Gül 8. sırada. Bence çok ki, iyi. Ki Twitter'ı gerçekten aktif kullanıyor. Evet. Onun dışında Roma Film Festivali'ne geri dönüyorum. Fatih Akın'ın o belgeseli Karadeniz sahilinde bir köy, çay bahçelerinin olduğu bir köyde atık çöp fabrikası kurmak istiyorlar ve köylülerin bunlarla mücadelesini işleyen bir belgesel. İleride izler yani. Çıktığı süre, ne zaman çıkarsa izlemenizi tavsiye ederim. Aynur anlat, biz çok konuştuk. Aynur, son dinliyorum. Bir mesaj ver falan. Sana sözü bana ait birkaç tane parça verebilir miyim? Cidden. Şaka yaptım. Tabii ki, çok sevinirim. Vallahi. Gerçekten. Tamam. Soracağım. Beste güçlü. Söz müzik bana ait. Süper. Ben zaten tamam. İkinci albüme anlaştık gireceğim. Anlaştık. 10 bin dolar. Parayı peşin alalım. Parayı peşin alalım. Evet. Siz devam edin, ben kapatacağım. Gel. Tamam. Gel 2 dakika. Evet sevgili dostlar. Muğla Marmaris'ten. Muğla Marmaris'ten bir misafirimiz var. Tuna Maria. Evet. Tuna Maria. Hayır. Okay. What was your name? Captain Jack Sparrow. Şöyle dünkü yaptın. Şeye çok benziyor değil mi? Johnny Depp. Johnny Depp. Hadi. Dünkü yaptığını yapsana. Bu arada sunumumuzdan etkilendin mi? Çok güzel. Çok bayıldım. Vallahi. Nasıl duruyoruz? Onu yapsana ya. O şurada bir şeyi yapsana. Hayır. Profesyonel mi duruyoruz? 5000 dolar. Evet sevgili dostlar. Yani 10.000 dolar. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Ben bittim. İnanır mısınız? Bittim ben. Her şey dahil ama içinde. Jack Sparrow, reklamları bırakalım. Evet sevgili, son bir mesajın var mı? Burada Marmaris'e. Sizleri çok beğendim. Çok güzel bir mesajlar veriyorsunuz, ciddi. Hoşuma gitti bu program. İleride inşallah katılmak istiyorum. Evet sevgili Aynur, dostlar. Aynur, senle kapatalım. Güzel bir pazar. Umarım herkesi çok seviyorum. Herkese buradan öpücükler gönderiyorum. Mutlu olun. Şarkılar konusunda burada mutabakata vardık mı? Vardı. Çukurcuma'daki Gül, Havva, kurabiyesi çok güzeldi. Kurabiyeden bekliyoruz. Umarım her şey gönülden. Saygılar, sevgiler.